Selam arkadaşlar. Bir iki dakika daha bekleyelim. Hemen başlayalım akabinde. Tamamdır, galiba başlayabiliriz. Şimdi tekrardan selamlar arkadaşlar. Umarım sesim düzgün geliyordur. Geliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu oturumda ne yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Bir uygulama yazmıştık zaten. Açık kaynaklı bir uygulamamız vardı. Bu oturumda hatta önceki oturumlarda bunu Kubernetes'e nasıl deploy edeceğimizi gösterdik. Burada varsa Minikube'yi direkt açalım. O da arka planda açılsın. Bir daha beklemeyelim onun için. Biraz fon büyütelim şöyle. Tamam. Şimdi Minikube startımızı yapalım. Node 3 mü olsun? Bu sefer 2 olsun ya. Şey yapma. Şimdi bu Kubernetes'i ayağa kaldırsın, mini küpü lokalde. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir uygulama karakteristiği düşünün, tamam mı? Bu uygulama karakteristiği şöyle bir şey. Bu benim uygulamam. Şuraya yazıyorum. Uygulamanın adı You Contribute. Şimdi bu şeyden geleneksel bir uygulamadan normal Kubernetes native'e nasıl çeviriyoruz ondan bahsedeceğim burada. Şimdi bu uygulama öyle bir uygulama ki bu uygulamanın içinde ana temel olarak iki tane bileşen var. Bu bileşenlerden bir tanesi, içindeki bileşenden bir tanesi şurası. REST, şöyle küçülteyim biraz. Hatta yerimiz var. Niye böyle yapıyoruz? Şöyle yapalım. Şunu da büyütelim. Şimdi iki tane bileşenimiz var burada. Birincisi you contribute'un içinde yazdığımız REST API. İkincisi de şunu çoklayalım. Yanlış olanı çokladık. Şunu çoklayalım. İkincisini de cronjob. Hatırlayın bir scheduler vardı. Şimdi bu tipik uygulamalarda böyle şeyleri görürsünüz. Bir uygulama düşünün. Özellikle monolit uygulamalarda. Bu monolit uygulama bir servis gibi çalışıyor. Tabii şey düşünün. Bir uygulama ayağa kalkarken onu ayağa kaldıran ve yöneten bir proses vardır, tamam mı?
Proses ayağa kalktığın zaman o prosesi parçalara bölüp işte bir thread şu işi yapsın, başka bir thread bunu işi yapsın. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bir Java uygulamasında da bir uygulama ayağa kaldırdığınız zaman bizim mesela you contribute projesinde bir kısım REST API iş yaparken bazı yerlerde de cron job vardı. Tamam mı? Şimdi böyle bir uygulamayı mesela bu ne yapıyor? Buradaki cron job runs per ne kadardı bizde? 1 minute, değil mi? Dakikada bir çalışıyor bu cron job uygulaması. Bu REST API'de öyle bir karakteristiği yok tabii ki de. Siz ne zaman istek gönderirsiniz o kadar cevap döner. Tamam, buraya kadar umarım şey olarak resim şema olarak anlaşılır bir şey. Diyelim ki sizin işte patronunuz, ürünün sahibi kimse geldi dedi ki ya öyle bir işte uygulamamız öyle bir şey ki işte saat gündüz 12 gibi şey yapıyoruz. Uygulamada bazı yavaşlıklar oluşuyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Bir tanesi içinden çıkıyor diyor ki şirket çalışanına ya da ekibinizden bir tanesi diyor ki ya çok kolay işte parayı basalım işte 5 tane sunucu daha alalım. Böyle 5 sunucuya deploy edelim diyor. Sonra bir bakıyorsunuz bu 5 sunucusu tamam aldınız buraya deploy ettiniz güzel. Daha sonra sadece öğle vaktinde yoğunluk olan bir uygulama 2-3 saatliğine yoğun oluyor diye günün 24 saatine 5 tane sunucuyu şey yapıyorsunuz, ayırıyorsunuz kendinize. Peki bu doğru bir şey mi? Yani şöyle düşünün. Diyelim ki saatte 100 dolar para ödüyorsunuz. Örnek. 3 saatte 300 dolar ödeyeceksiniz. 24 saatte 2400 dolar ödeyeceksiniz, değil mi? Günlük 300 dolar ödemek varken sadece o kısma 2400 dolar ödüyorsunuz tamamına. Ya da şöyle düşünün. Günlük sadece yani şöyle bir hesap yapalım. Sunucunun saati 100 dolar. Tamam mı? Bir günde kaç tane saat var? 24 tane. Toplam fiyatınız ne kadar olurdu sizin? Bir tane sunucunuz. Öğle vaktinde 3 saat aralığında 3 tane sunucunuz olsa 300 dolar. Geriye kalan 21 saatte de 100'er dolar. 2400 evet 2400 dolar toplam maliyet ödemeniz gerekiyor. Ama şöyle düşünün. Bu 3 tane sunucuya ihtiyacınız var ya da 5 tane sunucuya. Bunu 3 saatlik değil de bütün güne yaydığınız zaman işte 5 tane sunucu kullanıyorsan neredeyse 5 katı fiyat ödemeniz gerekiyor bir gün boyunca. Bunun için de ne getiriyorlar? Diyorlar ki uygulama ne zaman yük alırsa kendi kendini ölçeklesin yukarıya doğru. Ne zaman yük azalıyorsa da kendi kendini aşağıya doğru ölçeklesin. Tamam mı? Bunu yapabilmenin birçok yöntemi var. Manuel yapabilirsiniz. Bu bir yöntem. Bir operasyon ekibiniz vardır. Yük aldığı zaman onu manuel ekleyebilir. Daha sonra da çıkartabilir. Ya da bunu bir otomasyona bağlarsınız. Otomasyonda dersiniz ki bunun metriklerini okuyun. İşte şuraya geldiği zaman yük otomatik olarak arttırsın. Mesela Amazon kullanıyorsanız Amazon'da bunu yapabilirsiniz. Yüke göre falan. Orada autoscaling gruplar falan vardır. İşte launch configuration'lar, autoscaling gruplar falan var. Sizin verdiğiniz ayarlara göre o yük makineyi belli bir seviyede yukarı çıkartıp ya da aşağı indirebilir. Burada attığınız taklaların tamamı paraya geliyor maalesef. Bu para için bunları yapmak zorundasınız. Şimdi Kubernetes ortamındaysanız bunu otomatiğe bağlamanız mümkün. Kubernetes size bunun için bazı fırsatlar sunuyor. Diyelim ki hani o şey arkadaş vardı ya 5 tane sunucu alalım kafamız rahat etsin. Şimdi o bir cost efektif bir çözüm değil. Yani fiyat olarak yine zarara gireceksiniz. Diğer arkadaş dedi ki şey yapalım ya Kubernetes kullanalım. Kubernetes'in içinde de autoscaling'i aktif edelim. Tamam güzel. Ne yaptık? Autoscaling'i aktif ettiniz. Yük aldığı zaman örnek veriyorum yük 2 katına çıktı. 2 katına çıktığınız zaman şu uygulamanın şöyle burada çoklanıyor değil mi? Bu işte you contribute birinci instance diyelim buna. Şuraya. Şuna da you contribute ikinci instance diyelim buna da. Şimdi güzel. Ne olacak? Kubernetes kullanıyorsanız eğer, Kubernetes kullandığınızda bu diğer yapılarda da aynıdır bu arada. Mesela Amazon'da işte load balancer falan kullanıyorsunuz orada da aynıdır. Şimdi bu nasıl bir şey olacak? Diyelim ki trafik şuradan geliyor size, tamam mı? Trafik şu yönden geliyor. Şuraya koyalım. Şöyle bir tane.
Trafik şuradan geliyor. Kubernetes kullanıyorsunuz ya. Kubernetes'in size sağladığı şey şudur. Buraya gelen trafik ya buna gelecektir. Değil mi? Ya da buna gelecektir. Kubernetes'in içinde size sağladığı bu yapı tipik bir load balancer gibi düşünebilirsiniz. İstek buraya gelir. Bu bir servistir. Servis ya buraya gider ya buraya gider. Şimdi bir tane yük var. O yükü kaldırmak için bir eleman yüklenip kaldırıyor, kaldıramıyor. Diyor ki ya bir arkadaş daha alabilir miyim? Yanına bir arkadaş daha verdik. O arkadaşlar birlikte bu yükü kaldırabiliyorlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi dışarıdan gelen istek nereye gidiyor? REST API'ye, değil mi? Peki şuradaki cron job'lar ne oldu? Mesela bir dakikada bir çalışan cron job'unuz vardı. Bu gidiyordu işte şeye bakıyordu. Projenize bakıp onun issue'ları var mı diye GitHub'a gidiyor. GitHub'taki issue'ları, yeni issue'ları alıp database'e import ediyor. Şimdi bunu bir kişi yaparken herhangi bir şey yok, sıkıntı yok. Ama bunu çokladığınız zaman bu cron job'lar aynı anda çalışacağı için, yani biz bu Kubernetes'in içindeki olaya replication diyoruz. Bunları çokluyorsunuz ama buna replication diyoruz. Replication demek kopyalama, çoklama gibi düşünebilirsiniz. Ürünün bütün karakteristiklerini olduğu gibi kopyalıyorsunuz. Olduğu gibi kopyaladığınız için de cron job'lar da kopyalanmış oluyor. Şimdi cron job bir dakika sonra çalıştı. Çalıştıktan sonra aynı proses gibi aynı davranışı gösteren iki tane proses aynı anda GitHub'a gidecek. İkisi de aynı issue'ları alacak. İkisi de aynı anda database'e kaydetmeye çalışacak. Çünkü bu uygulamaların kendine özel database'leri yok. Zaten olmamalı yani o şekilde. İkisi de aynı uygulama. Şurada bir tane database'iniz var. You contribute. Contribute. Tamam mı? Bu ikisi de bu uygulamanın ikisinin de store'u aslında. Şu iki uygulamanın da store'u burası. İkisi de aynı anda bir şeyler yapıp database'e yazmaya çalıştığı zaman burada problem olur. Şimdi bu Kubernetes ya da diğer ortamlarda size ölçeklemek için güzel tool'lar verebilirler, bir araçlar verebilirler. Ama bu her şekilde sizin o mimari tasarımı yani ne bileyim her türlü kolaylığı size sağlamaz. Mesela bu problemi çözmeniz gerekiyor. Bir. Şimdi bu problemi nasıl çözebilirsiniz? Çünkü ölçeklemeyi göstereceğim ama uygulamanız ölçeklemeye uygun değilse ben çok basit bir şekilde ölçeklesem bile bir işinize yaramayacak. Öncelikle ilk önce isterseniz şunun şeyini bir çözelim. Önerisi olan varsa chat'e yazabilir. Belki benim söyleyeceklerimden çok daha farklı bir şeyler. Şimdi bunu şey yapalım. Varsa make a copy diyelim. You contribute design 1 diyelim buna. Şöyle çokladık. Şimdi bu yapıyı hiç değiştirmeden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birinci aklıma gelen. İki tane cron job var. Bu cron job'ların çalışma mekanizmasının haricinde başka bir tane yapı getirebilirsiniz. Mesela bir tane örnek vereyim size. Şuraya bir tane kendimce bir tablo ekleyeceğim. Tamam, diyelim ki bu bir tablo. Database tablosu demek istiyorum ama resim tablosuna benzedi. Yani içgüdüsel olarak seçtim. Burada diyeceğim ki cron job executions. Yani adından da anlaşılabileceği gibi ben burada cron job'ların executionlarının kayıtlarının tutulduğu bir yer burası. Peki Hüseyin, ya zaten cron job kendi işini yapıyordu. Sen niye ekstradan bir şeye ihtiyaç duydun? Şundan dolayı duydum. Bu cron job çalışırken şöyle bir mekanizma düşünün. Bu çalıştırmaya çalışıyor kendini. Bu da çalıştırmaya çalışıyor. Cron job'unuzun eklediğiniz tabi ekranda tam olarak gözükmüyor. Aa, doğru ya. Şu olayı nasıl çözeceğiz? Şöyle yaptıkça biraz küçüldü ama artık idare edemiyorum. Şu soldaki şeyi de kapatamıyorum galiba. Tamam. Şimdi şuraya bir tane cron job executions diye bir tablo getirdim. Bu database'in içinde olan bir tablo. Tamam. Zaten şeye bağımlı bu. Database'e bağımlı. Burada bir tane tablomuz var.
Şimdi Hüseyin, bu cron job execution'ı niye getirdim böyle bir şey? Şundan dolayı getirdim. Cron job'lar bir tane olabilir, n tane olabilir. Tamam mı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü ölçeklemek istiyorum uygulamayı. Bunu getirdiğiniz zaman cron job'un içinde şöyle bir mekanizma koyabilirsiniz. Cron job başlamadan önce şu cron job execution tablosu var ya, bunun içine bir kayıt atabilir. Peki diyeceksiniz ki ya Hüseyin, ikisi de aynı anda kayıt atabilir. Bunu nasıl halledeceğiz? Aslında bunun bir çözümü var. Diyelim ki ikisi de aynı anda başlıyor dedik ya, dakikada bir çalışıyor. Diyelim ki bu iki cron job'da çalışmadan önce o anki dakikayı alıyor. Şimdi bu dakika olarak 5. dakikayı aldıysa bu da 5. dakikayı alacak değil mi? Şimdi relational database'lerde şöyle bir artınız var. Özellikle relational database'lerde. Herhangi bir kaydı atarken ya da okurken kitleyebiliyorsunuz. Locking mekanizm var. O ayrı bir konu. Başka bir session'da bunu gösteririm. Ama şöyle düşünebilirsiniz. İki prosesten bir tanesi database'e ulaşırken ilk kim erişirse o kazanır. Ve bunu yaparken gerçekten çok iyi seviyede laklama mekanizmaları var. Bunların çeşitleri var. Pessimistic write, işte optimistic write, bunun gibi mekanizmalar var Spring'de. Onları ayrı bir session'da size gösteririm nasıl olduğunu. Ama temel anlamda şunu düşünün. Birkaç tane proses aynı anda bir yere erişmeye çalıştığında yarışa giriyorlar. Kim erişirse o orayı kilitliyor. Diğerinin erişmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Kendini drop ediyor. Yani sen mi eriştin? Tamam, sen çalıştır. Sen mi eriştin? Sen çalıştır. N tane prosesim var. N tane replikam var. N replikadan 5.'si kazandıysa 5.'si o job'ı çalıştırmakta sorumlu oluyor. Şimdi bu birinci seçenek. Bunu yapabilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi şuraya diyorum ki şu kısma şöyle text koyayım şuraya. Cron job exec with table lock. Şimdi bu en temel böyle bir mekanizmayla bunu çözebilirsiniz. Dediğim gibi bunun internal yani detaylarını farklı bir session'da size güzel anlatımlarla yapabilirim. Şimdi gelelim ikinciye. İkincide ne yapabiliriz? Evet, ama tabii amacımız deadlock'a düşmek değil. Biraz daha farklı. Çift yönlü şeyiniz olduğu zaman, bağımlınız olduğu zaman orada yakalanmış durumda. Aslında amacımız deadlock yakalamak değil yani. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın şu cron job'ı buradan sildim. Buradan da sildim. Siz replikasyonu yaparken rest API'leri çoklarsanız, şunları biraz daha küçülteyim. Şöyle. Küçülttüm. Bunu da küçülttüm. Sonra gittim şunu çokladım şöyle aşağı alayım. Buraya bir tane cron job'u koydum. Şimdi bu you contribute projesiydi değil mi burası? Burasına da artık diyorum ki şey, şunu da çoklayalım. Yine aşağıda kalmıyor umarım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık biliyor musun? Java'nın yani uygulamaya kalkıyor ya. Bunu Java gibi düşünmeyin bu arada. Hani herhangi bir programlama dilinde de bunu uygulayabilirsiniz. Java'ya spesifik bir şey değil bu. Bu uygulamada şöyle bir şey yaptık. Java'nın içindeki ayrı bir thread'de çalışan cron job'a olduğu gibi bağımsızlığını ilan ettirip farklı bir uygulamacıya dönüştürüyorum. Niye dönüştürüyorum? Çünkü REST API ile cron job'un karakteristikleri aynı değil. Bir şeyi replike ediyorum diyorsanız replike ettiğiniz şeylerin davranışları aynı olmalı. Yani içinde öyle bileşenler olacak ki aynı sepete koyabilirsiniz. Şimdi ben REST API'nin ölçeklemek istemem çok normal çünkü dışarıdan gelen trafik ya artıyor ya azalıyor. Ama cron job'da olay öyle değil. Bir de yani statik bir dakikada bir çalışan bir cron job'ınız var. Bu hani öğlen 12'de artıyor, diğer zamanlarda azalıyor diye bir şey değil. Cron job belli bir frekansı olan ve hemen hemen her frekansta, her çalışmada aynı işi yapabilen bir şey, sistem gibi düşünün.
Bunu dışarıya çektim. Bu ne anlama geliyor? U contribute'ın asıl restable olan kısmını istediğim kadar ölçekleyebilirim. Yukarıya, aşağıya. Peki cronjob kısmına geldiğiniz zaman ne olacak? Cronjob bu sefer çalıştığında önceden şu uygulamanın içinden direkt olarak mesela GitHub servisi kullanıp bir şeyler alıyordu. Yani ne yapıyordu? GitHub servis client class'ını kullanarak alıyordu. Ama burada öyle bir şey yapamazsınız artık. Bunu şöyle yapmanız gerekiyor o zaman da. Gelip şuradan you contribute worker'ı şuraya HTTP call. Tamam. Size getirdiği tek drawback, yani yapılması biraz daha zor olan, challenging olan kısmı burası. Önceden GitHub client nokta get repositories dediğin yerde artık burada diyeceksin ki this HTTP client nokta get deyip you contribute'e erişip oradan da datayı alıp burada işleyeceksiniz. Yani bu ne anlama geliyor? Cronjob'u dışarıya aldığınız zaman artık HTTP üzerinden haberleşiyorsunuz. Yani repository bilgisini okurken ve bulduğun issue'ları da yazarken you contributor REST API'sini kullanıyorsun. Bu yapı bu şekilde. Şimdi bu session'a muhtemelen bunun implement edilmesi yetişmeyebilir ama en kısa zamandaki oturumda bunu nasıl dışarıya çıkarıp HTTP ile nasıl haberleşip o kısma bakacağız. Şimdi tabii bunu yaptığınız zaman şuna gerek yok artık. Neden gerek yok? Şundan dolayı. Şunları çıkartalım. Siz datayı okuyup hani issue'ları buluyorsunuz ya, issue'ları bulduktan sonra al bulduğum issue'ları yaz dediğinde ya buna gidiyorsun ya buna gidiyorsun. Çünkü hala servis üzerinden gittiğin için load balancing var. Hangi sunucu uygunsa ona gidiyor. Yaptığı şey bu. Şimdi gelelim tekrardan Kubernetes ortamına. Şöyle gidelim. Bakalım içeride bir şey kalmış mı? Tamam. Şimdi burada daha önceden deploy ettiğimiz bir uygulama vardı. Bir daha bakalım. Bak K8 ile YAML diye bir şey vardı. Onu daha önceden yapmıştık zaten. Şu K8 ile YAML'ı bir daha deploy edelim ve içindeki şeyleri analiz edelim. Neler vardı diye. Şimdi You Contribute projesini orada göreceğiz birazdan. Bu arada terminalin okunur olması önemli. Göremiyorsanız söyleyin lütfen. Bakalım burada niye patladık? Tabii şey. Ne diyor? Secret'i bulamadım diyor. You contribute diye bir secret olmalı. Onu bulamadım. Bu arada şuradaki kısaltmalar nerede geliyor diyorsanız bu kubectl'in alias'ı var bir tane. Alias. Birkaç şekilde kullanıyorum bu arada Kubernetes erişimi. Kubectl'in kendi komutlarını biliyorum. Burada get pods işte neyse. Get pods. Bu ibareleri biliyorum zaten. Bir de alias grab kubectl. Kubectl'in alias'ı var, tamam mı? O projeyi kendinize kurup yani sizin 5 ile tanımlayıp buradaki bütün kubectl komutların neredeyse bütün kombinasyonların şeyi var. Mesela kdpo diyorum ya burada ben. Bakalım kdpo ne anlama geliyor? Kdpo şu kubectl describe pods. Bunları da siz kubectl aliases diye aratırsanız Google'da GitHub projesinde yazıyor zaten nasıl aktif edeceğinize dair. Bunu yapabilirsiniz. Bir de K9S var. K9S. Bu da şey yapıyor. Hani böyle Vim kullanır gibi yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Mesela buradayken bak şurada şeyler var. Describe, edit. Tamam mı? Mesela buradayken D'ye bastığımda otomatik olarak bana bunu getiriyor.
Böyle de bu kullanım. ESC basarsanız geri gidiyor. Bir şey aramak istiyorsanız slash yapıp mesela pods işte pardon. Zaten poddayız yani o yüzden şey yapmadım. Ya da secrets şey ya da deployment deyip deployment'lar listeleyebilirsiniz. Bunun gibi bir yapı. Şimdi buradan çıkayım. Bir secret'ımız yoktu değil mi? Secret'ımız yoktu. Bunu tekrardan yapayım. Şöyle. Bakın bu şimdi container create error diyor ya, bunu belli bir zaman sonra şey yapıyor. Hani böyle bir hata olduğu için bunu düzeltmeden sana yol vermiyor. Şimdi bunu da yarattığına göre şey yapalım. Bak zaten running'e geçti deniyor. Tamam. Bakalım. Uygulama MySQL yok diyor burada. MySQL'i niye kurmadın diyor. Bunun için de galiba Helm'i kullanmıştık. Evet, şu. Helm'i de buradan yükleyelim. Bunu bilmeyeniniz varsa bir önceki oturumda, geçen hafta Helm, Kubernetes'in paket yöneticisi. Bir teknolojiyi kurarken onu direkt kurmaktansa Helm paketi var mı ona bakabilirsiniz. İlla ki vardır Helm paketi. Bakalım. MySQL'de init 01'de duruyor. Devam ediyor yani. Çalışacak. Pod initializing ya da şöyle kgpo w derseniz watch modunda yani izliyor şu anda. You contribute zaten MySQL ayağına kalkana kadar crash loop back off running error oralarda da gidip gelecek zaten. Şu bir bitsin, şu kısım. Şimdi MySQL imajını yeni indirdi. Hala devam ediyor. Pulling diyor, pardon. Hala pulling. Tamam. Bak MySQL ayağa kaldırabiliyor gibi. MySQL şimdi kendine geldi. Şunu da bir silersek. Şimdi. Tamam. Şimdi şuraya bakacağız ne yapıyor diye. Bağlantıya niye izin vermedi tekrardan? Communication link failure. Acaba daha MySQL'de ayağa kalkmamış. Pardon arkadaşlar. Şu şey yapıyoruz ya. Şöyle. Daha şey yapıyor. Biraz daha bekleyecek, ayağa kaldıracak bunu. Şimdi şurada starting MySQL diyor. Daha şeyini bitirmedi. Geç ready for connection'ı şimdi söyledi. Belki de tam denk gelmişizdir buraya. Hala 01 diyor. Beklememiz lazım. Bakın şu MySQL'i describe ettiğim zaman şurada bir ibare olması lazım. Bakın. Şu liveness. Bak liveness'ta neler yapıyorlar. Bağlanmaya çalışıyorlar buraya falan. Hani sadece konteynerin ayağa kalkması önemli değil. Bu liveness probe'la, biz buna liveness probe diyoruz. Ayağa kalktığı zaman bunun gerçekten çalışıp çalışmadığını şuradaki komutu çalıştırarak anlıyorlar. Anladınız mı? Muhtemelen ne yapıyor bu? Gidiyor root password'ü alıyor. Eğer varsa birkaç kombinasyon var. Onları alıp database'e bağlanmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bağlanırsa ondan sonra diyor ki bu çalışıyor. Şu anda running running diyor. Tamam mı? Running running. Şunu bir daha silelim.
Bir daha başlasın. Tamam, hata yok gibi. Uygulama başladı. Yani işi bulamadı falan, onları exception'da burada gösteriyor. Tek yaptığı o. Şimdi bakalım. Uygulamamız içinde iki tane bileşenimiz var. Database ve diğeri. Bunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi ne demiştik? Get deployment. Yok. Get deployment. Şimdi deployment'larda you contribute. Bak şuradaki ibareyi görüyor musunuz? 1 bölü 1. Bir tane üye olması gerekiyor. Şimdi aslında şöyle göstersem daha iyi olur size. Bakın. Şimdi kubectl'ye bulunduğunuz namespace'te, yani bir ev düşünün. Kubernetes cluster. Ben şu anda bir odadayım. Yani oda namespace. Şu an kget_ns derse default namespace'indeyim şu anda. Tamam mı? Default namespace, yani default odanın içinde, hatta şöyle diyeyim, kget node. Şimdi bir evim var. Evin iki tane katı var. Bir tanesi mini küp, bir tanesi de mini küp m02. Tamam mı? İki tane nodum var benim. Alt kat, üst kat. Alt katta ya da üst katta. Orada da odalar var değil mi? Namespace'ler var. Ben default namespace'inde mesela bütün podları listeliyorum. XUI dersem, bakın mesela bu kaçıncı kat? İkisi de ikinci katta. İkinci katta MySQL ile uygulamanın kendisi çalışıyor. Tamam mı? Ben burada şey dersem eğer, bakın kubectl get pods, get deployments demiyorum. Bana diyor ki her şeyi ver. Ne resource varsa hepsini ver diyorum. Şimdi buradaki hiyerarşiye bir bakın. Deployment. Deployment, you contribute diye bir deployment'ım var. Bu da diyor ki bunun altında da bir tane replika set var. Şimdi deployment'tan türeyen bir replika set var. Bakın. You contribute ile başlıyor. Tire bilmem ne 865. CLI'nin en alt satırı gözükmüyor. Tamam. Hemen yukarıya doğru şöyle. Zaten şu kadar zaten. Ancak böyle yapabilirim. Şimdi burada da you contribute bir deployment'ım var. Onun altında türeyen bir tane replika set var. Podlar da replika setten ürüyor. Bak you contribute. You contribute 586 865. Podlar da replikalardan türüyor. Bak bundan sonra da bir tane ID var. Tamam mı? Şimdi deployment ne demiştik? Deployment sizin uygulamanızı deploy edeceksiniz ya bir yere. O deployment karakteristiğini belirliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 3 tane replikası olacak, şu olacak, bu olacak, imajı bu olacak, işte şu kadar memory tüketecek, şu kadar CPU'su lazım falan. Bunları belirtebiliyorsunuz. Replika set de aslında 3 tane replika olacak diyorum ya, onu yöneten eleman. Şimdi biz burada kubectl'ye get deploy dediğimizde bize neyi söylüyor bu? Diyor ki bir tane olması gereken replika gerçekten bir tane var. Bu up to date'tir, yani günceldir. Bir tane available, bir de bunun yaşını gösteriyor. Şimdi ben ne yapabilirim burada? Scale deploy deyip, tamam mı? You contribute. Diyorum ki 4 tane instance yap alttakini. 4'e replicate et. Bakalım. Şöyle. Bakın şu anda hepsi ayağa kalktı. Bakın hepsi ayağa kalktı ama ne problem çıktı ona bakalım. Bakın. Aynı anda bak bu kırmızı bir instance, sarı bir instance, mavi bir instance. Bakın hepsinde de aynı anda şeyler çalışıyor. Kırmızıda no issues found'ı görüyorum. Şimdi aşağı insek başka şeyleri de göreceğiz. Heh. Bunlar da yeni yeni başlıyor. Yeni yeni başlıyor.
Bunlarda da paralelde kroncaplar çalışıyor. Ama benim istediğim bu şekilde değildi. Bunun problemini ileriki oturumlarda çözeceğiz. Ama nihayetinde ne oldu burada? Uygulamamı ölçeklemek istedim. Ölçek 4'e çıkarabildim, değil mi? Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama ne yaptım? Hani o ekip vardı ya bir tane başta söylediğim. Yani manuel sunucu alalımı bir kenara bıraktık. Bu arada burada bir problem oldu. Dolayısıyla bunun scale'ini düşüreyim tekrardan. Bir de insin tekrardan. Hatta şunun problemini de bakalım neymiş yani problemi. Unhealthy'ye düştü değil mi? Ne zaman? 60 saniye önce falan. Şuradan bakalım. Şurada bir problem oluşmuş yani. Connect the server local as. Tamam. Bir problem oluşmuş. Ama sonradan kendini toparlamış. MySQL tarafı. Şimdi bir tane replikamız var. Bir de MySQL var. Peki arkadaştan biri demişti ki 5 tane sunucu alalım. Onları kullanalım. Onu çöpe attık. Onu kullanamayız. Çünkü tasarruf etmemiz lazım. İkinci arkadaş ne demişti? Manuel olarak yapalım. Yani yük geldiği zaman biz kendimiz açalım. Şu anda onu yaptım. Manuel yaptım. Ama bir seçeneğiniz daha var buraya. Burada. Şunu yapabilirsiniz. Autoscaler'ı aktif edebilirsiniz. Kubernetes'te bunu yapabilmek için Horizontal Pod Autoscaling dediğimiz bir kavram var. Horizontal Pod Autoscaler. Horizontal ne demek? Yatay ölçekleme. Yatay ölçeklemede ne yaparsınız? Uygulamanızı kopyalarsınız. Değil mi? Uygulamadan bir tane vardı. 4 tane replikaya çıkardım. Yatay ölçekledim. Onun için şöyle yapabilirsin. Kubectl işte autoscale. Neyi autoscale etmek istiyorsun? Bir deployment'ı değil mi? Deployment. Deployment'ın adı ne? You contribute. Burada parametrenizi veriyorsunuz. CPU percent. CPU percent'i ne olunca ölçeklemeye başla? 50. %50'nin üzerine olduğunda. Bu ölçeklerken bunlara minimum ve maksimum değeri verebiliyorsun. Mesela minimum bir instance olsun. Maksimum da kaç tane olsun? Dayanamadı. 5 tane olsun. Tamam mı? Şunu verebiliyorsunuz. Bakın. Peki niye min ve max veriyorsunuz? Şundan dolayı olabilir. Yine parasal bir durum olabilir burada. Çünkü gün içinde öyle bir yük aldınız ki hackerların saldırısına uğradınız. Eğer doğrusal bir artış olursa şunu düşünün. Yük öyle bir arttı ki sizin 5000 tane sunucuya çıktı instance'ınız. Bu olabilir yani. Kubernetes mesela ya en son rakamı hatırlamıyorum ama 5000 node'a kadar destekliyordu. Siz de bunu ölçeklediniz bir şekilde. Bu da fazla para demek. Bunu yapmaktansa dersiniz ki ya benim uygulamam maksimum 5'e kadar çıksın, ondan yukarı çıkmasın. 5'ten yukarı çıkarsa da patlasın diyorsun, tamam mı? Burada da maksimum ve minimum limiti o yüzden veriyorsun. Peki bu bana ne yarattı? Horizontal pod autoscaling scaler diye bir şey yarattı. Bakalım. Kubectl get horizontal pod autoscaler. Bakın bir tane burada horizontal pod autoscaler diye bir kavram var. Maksimum 5'e çıkabiliyor. Minimum bir tane olabiliyor. Şu anda replikası bir tane. Target'ta da şurayı henüz bilemiyor şu kısmı. Şimdi şunun tanımına bir bakalım. Kubectl get po pardon EPA şöyle şunun tanımına şuradan bakabilirsiniz. Diyorsunuz ki maksimum 5 tane, minimum 1 tane. Scale target'ta da neyi scale edecek bu eleman? Adı you contribute olan deployment'ı scale edecek. CPU percentage'ı da %50. %50'nin üzerine çıktığı zaman scale etmeye başlayacak. Ama burada şöyle bir problem var. HPA controller was able to get targets current scale. Böyle bir şeyler varmış. Reason failed to get resource metric. The HPA was unable to contribute replicant. Failed to CPU unable to get. Şimdi şu da bir şeye tekabül ediyor Kubernetes'te. Metrikleri aldığı bir yer var. Bakın şuna bakalım. Kubernetes bu CPU falan aldığı bir yerde metrikleri aldığı bir yer var.
şu arama kısmını past year diyelim. Gerçekten metric server yok mu ona bakalım. Yok, metric server gerçekten burada yok. Şöyle diyelim. Minikube enable enable metric server zaten çıkıyor. Bu işlem ne kadar sürecek? Yani T anında CPU %50 oldu. Instance arttı ama 1 dakika sonra bu CPU kullanımı düştü. Instance. Onların parametreleri var. Cooldown period falan var. Mesela örnek veriyorum. CPU'nuz %50 arttıktan sonra onu hemen aksiyon alırsa o iyi bir davranış olmayabilir. Horizontal pot autoscaling'in burada parametreleri var. Ne kadar delay olsun. Mesela hemen değil de CPU mesela 3 defa CPU'nun %50'den yukarıya çıktığını görürsem bu ölçeklemeyi yap gibi. Bu sadece buna özel değil. Bütün şeylerde var bu. Diğer yapılarda falan da var. Mesela Amazon'da falan da var. Yani T anında CPU %50 oldu. Instance arttı ama 1 dakika sonra bu CPU kullanımı düştü. Instance ne zaman bir azalıyor. Dediğim gibi orada periyotları, delayleri verebiliyorsunuz bu konfigürasyonda. Bakın Metric Server diye bir add-on var. Onu enable edebilirmişiz. Bakalım. Minikube addons list. Burada metric service var. Bak bu disable'mış. Tamam mı? Minikube addons enable. Metric server'ı enable ediyorum. Listeye bakalım. Metric server şu anda enabled. Bu tabi şey getirecek. Sisteme başka komponentler getirecek. Bakın. Metric Servers Container Creating. Çünkü bu podların falan metriklerinin bulunduğu bir yer var. Kubernetes desteklandığı. Onu enable ettik. Bu minikube olduğu için bazı komponentleri kapamışlar. Çok doğal bir şey. Çünkü fazla resource yemesin diye. Metric Servers ayakta. Burada da şimdi bir zaman sonra kendini görecektir zaten. Şöyle diyelim. Delete HPA you contribute. Bir daha açalım. Biraz kendini toparlasın. Şimdi isterseniz buna bir şey yapalım. CPU'sunu biraz arttıralım bunun, olur mu? Şu anda mesela şimdi iki nodunda mesela elimde iki tane nodu var. Bir tanesi bu, diğeri de en yukarıda olan. Tamam mı? Şimdi şuna bakıyorum. Bu nodun altında neler var? Küp sistemden bir şeyler var. Genelde küp sistem tarafı var. Aşağıya baktığım zaman da burada da default'ta you contribute falan var bu kısımda. CPU'lar bunlar gerçi request kullanımları burada yok. Tamam. Şöyle bakalım. Kubectl show pod CPU usage. İzin vermeyebilir. Bir bakayım. Olmadı. Exec'le yaparız bunu. Ha, topla yapılabiliyor. Şu bizim uygulamamız. Kubectl top pod. Şimdi baktığınız zaman burada ne diyor? 6 milikor. CPU 6 milikor. Şimdi buna biraz yük yapalım. Bakalım CPU arttıkça ne olacak? Gerçekten çalışacak mı? Eğer çalışmazsa metric server'da bir problem vardır demektir. İyi yanlar, Go yazar mıyız? Go yakın zamanda yazacağız. Bir tane kendi database'imizi yazacağız yakın zamanda. Bu load'u yapmak için şöyle bir komut. Yani uzun uzun yazmayayım. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musun?
kubectl run tabii şöyle bir şey. Bizim bir deployment'ımız vardı ya burada. You contribute diye. You contribute'ün bir de servisi var. SVC. Şu. Bakın burada you contribute diye bir servisimiz var. Şimdi buraya biraz şey bindirelim. Yük bindirelim. Burada bakın. Niye ilerleyemiyorum ya? Şöyle alayım. Şuraya kadar alayım. Burada bizim servisimizin adını ucontribute 8080 değil mi? Şimdi bu komut ne yapıyor? İlk önce ona bakalım. Kubectl run -i interaktif modda terminali de aktive ediyoruz. Load generator diye bir tane imaj var. Docker imajı. Load generate etmek için şey yapıyoruz. Daha sonradan bunu, pardon yanlış söyledim. Bu adı, load generator diye bir adı var. Kapattığınız zaman da bunu silsin diye dash dash rm, yani podu çalıştırdınız. Kapattığınız zaman pod kendiliğinden siliniyor. Daha sonradan busybox. Bu busybox küçük bir docker imajı. Bunu çalıştırıyorum. Hiçbir zaman kendini restart etmesin bu. Yani kapattığında kendini restart etmeye çalışmasın bu pod. Ne yapıyorum? Bu pod ayağa kalktığı zaman içinde bir komut çalıştırıyorum. Bakın. While slip 0.01. Yani ne demek bu? 0.01 artık %1'i mi oluyor? Saniyenin %1'i kadar sıklıkta, yani saniyede 100 defa olacak şekilde uContribute servisinin 8080 portuna HTTP sorgusu atıyorum WGET'le. Yaptığım bu aslında. Bunu bir yapalım mı? Çalışıyor. Şimdi indiriyordur bu uygulamayı şeyi. Şöyle gerçi bu bak 404 404 diyor burada. Herhangi bir şey yok. Hatta şu şey yapmıştık ya, kubectl top pod neydi? Şu muydu? Bakın. Az önce 6 milikordu. Şu anda 786 milikorda sabitlendi. Çünkü 404'le fazla yük bindiremiyoruz bu sisteme. Biraz daha zorlarsa olacak gibi. Bekleyelim. Ama şimdi bir şeyi atladık. Bir şeyi atladık. Hemen onu düzelteyim. Şimdi bak bunu kapattım ya. Load generator terminating. Bir daha da açılmayacak. Kubectl'de bir pod ayağa kaldırdığınız zaman onun şeyi var. Restart policy'leri falan var. Tekrar ayağa mı kalksın? Hiç çalışmasın mı? Bunları verebiliyorsunuz. Ben orada restart'a never demiştim. Bir de kapattığınız zaman otomatik olarak siliyor kendini. Şimdi burada bir CPU'yu kastırıyoruz ama şöyle bir durum da var. Senin CPU'nun limiti yok ki. Benim bilgisayar resource'u kadar, belki de yani o Kubernetes cluster'daki describe ettiğiniz yer kadar yer var. Yani bayağı da var aslında. Bu 836 kim bilir nereye kadar gidecek. Onun için ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Projemize tekrardan gelelim. Projeye gelelim. Şurada you contribute main. Aa, niye böyle açıldı ya? Project files, project. Burada K8S YAML vardı ya. Bu K8S YAML'ın içinde resource vereceğiz. Şu name ile aynı seviyede. Şöyle şurada. Resources. Bunun bir şey seksiyonu, limiti var, bir de request'i var. Limits CPU. Ne diyelim CPU'suna? 500M diyelim mi? Request
Bunun için de yüzme. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şimdi öncelikle şu terime bir bakalım. CPU'nun 500M olması ne demek? Yani pod'un içindeki CPU'nun fiziksel genişliği 500 metre ya da öyle bir şey değil yani. Ya da 500 miligram CPU öyle bir şey de değil. Bu M dediğimiz şey aslında MiliCore. MiliCore dediğimiz şey de bu cloud, yani cloud provider'larda normalde AWS'de, Amazon'da, GCP'de bunların kendine özel bu ifadeleri tanımlamak için kullandıkları şey var. Kimisi MiliCore der, kimisi Mil der. Farklı farklı ibareleri var bunun için. Kubernetes dünyasında da bunu 500 milikor diye söylüyorum. M gördüğünüzde 500 milikor. 1000 M gördüğünüzde de 1 kor olarak gösteriyorsunuz bunu. Peki limit ve request ne demek? Şu demek. Bu uygulamanın ayağa kalkması için minimum vermeniz gereken CPU adeti burada 100 milikor. Yani sen bu deployment'u yaratmaya çalıştın. Eğer Kubernetes cluster'ında 100 milikorluk yer yoksa bu uygulama ayağa kalkmayacak. Tamam mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ben buna 1000 milikor dedim. 10.000 milikor diyeyim. Bende o kadar CPU yok. Şuna da 50.000 milik şey diyeyim. Yani abartayım. Sonra geleyim şurada. K delete eksi F K8 ise yaml. You contribute'ü sildim. Tamam mı? Ortadan kalktı. Şimdi tekrardan K apply eksi F K8'i yaman. Bak şimdi. Ya pardon arkadaşlar. Request değil. Şimdi bakın şunların durumuna bir bakalım. Bak bu pending'den hiçbir yere gidemeyecek. Ya böyle pending'de kalacak yani. Ama şeyi yaparsak şuraya, bakın böyle yaparsanız olur. Bu ne anlama geliyor? Ayağa kalkmak için bana 100 milikor ateşlesen olur ama ben yeri geldiğinde 50 bin milikor daha isteyebilirim. Bunu diyorsunuz burada. Yani uygulama yeri geldiğinde bunu yapabilir. Şimdi bunu apply ettiğinizde de ne olacak? Bunu apply ettiğinizde de pending'de kalmayacak sadece de belki de Kartal'a ya da Maltepe'ye falan gidebilir yani. Öyle bir şey olabilir. Bakalım. Bak, run container error. Niye bunu dedi bakalım. Allah Allah. Bunu demeyecek tabii de şuna bakalım. Şey, o tepedeki 50 bini sevmedi ya. 50 bin değil de hadi 5 bin diyelim şunları silelim. Şunu da silelim. Eksi Force Grace Period sıfır. Allah Allah ya. Ne diyor buna ya? You can't. Galiba o. Şunu biraz insani değerlere getirelim de. Bakın limits. Requests. İkisi de CPU. Değişen bir şey yok. Tamam. Bir daha apply diyelim şuna. Tamam. Şimdi biraz şey olacak. Şimdi arkadaşlar bu uygulamanın bize kostu ne? 100M istiyor. 500M'ye kadar da çıkabilir diyor. Tamam mı? Bu ne anlama geliyor? Uygulamanızın 500 milikor CPU tavan limiti var. Siz CPU'yu daha fazla kastırmaya çalışırsanız otomatik olarak uygulama kendisini patlatabilir. Yani demek istediğim bu. Şimdi gelelim yük bindirmeye tekrardan.
şu sağ tarafında tekrardan şöyle yapalım. Get HPA. HPA da burada var. Şimdi de şu kubectl run da şurada demiştik ya. Şu olayı bir daha çalıştıralım bakalım. Bak. Hemen. Hemen. Yeni bir tanesi geldi. Bakın. Yenileri de geliyor. Böyle bir ölçekleme olabilir mi? Yani zarar edebilirsiniz yani. Ama o yüzden maksimum 5 dediğimiz için bir problem çıkarmayacaktır. Şunu daha anlamlı olsun diye 2 saniyede bir kubectl kubectl get o. Şu ekranda böyle dursun. Bakın new contribute'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Yükü azaltıyorum. Hatta kesiyorum yükü. Bakın. Muhtemelen. Yükü kesemedim biz yoksa. Bakın %493. Yani %50 %493. Eğer buna maksimum limiti o demeseydim bu bayağı bir sıkıntılı olacaktı yani bize. Generator ne alemde bu arada? O yavaş yavaş inecek arkadaşlar. Metric Series'e anca yansıyor. Oradan yavaş yavaş aşağıya doğru inecek. İndikçe de şunları kapatacak yani sizin anlayacağınız bu kısmı. Peki buradan sonra nereye gidilebilir? Mesela bir şey daha yapabilir miyiz? Bir bakayım. Load'u koyduk dedik. Ctrl C ile stop load'u kapadık. HPA'nın içinden bakalım. Şurada kaça indi? Bu bayağı yavaş iniyor ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Bakın. Şu HPA demiştik ya, Horizontal Pod Autoscaling. Autoscaler. Şunu şimdilik kapatayım. Şu Horizontal Pod Autoscaler'ı şöyle bir dosyaya atalım bakalım. Şöyle bir dosyamız var. Yani var olan Horizontal Pod Autoscaler tanımını hani komut satırından yaratmıştım ya. O bana bir Horizontal Pod Autoscaler yaratmıştı. Şimdi onun yanlarını ben bakıyorum, inceliyorum burada ne var acaba diye. Şöyle. Şimdi bak arkadaşlar burada API version 1 diyor. İşte içinde item'lar var. Nedir? Auto scaling V2 beta 2. Spec'in altına baktığınız zaman max replica matrix. Bak matrix'in resource'una bakın. CPU için bir autoscaler tanımı yapılmış. Target average utilization %50, type'ı da utilization. Tamam mı? Bunun tipi de resource'muş. Niye resource? Hani demiştik ya deployment'ın altında resource diye tanımın altında CPU'nun limiti ve request'ini verdik ya. O resource section'ı. Ama bunlar değiştirilebiliyor bu arada arkadaşlar. Bak matrix'in altında bunu verdiğiniz gibi başka bir şey daha verebilirsiniz. Mesela o ne olabilir? Başka ne olabilir? Mesela pod olabilir. Bu. Mesela poda ne kadar saniyede ne kadar paket gönderildiğinin şeyini verebilirsiniz buraya.
Evet, mesela şunu düşünün. Şu. Şuraya yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Yine resource. Şurada. Şuraya name deyip name'ini işte bu type'ı olacak tabii. Type'ı pod olacak. Resource demeyeceğiz de orada. Şöyle yapalım. Okunması biraz zor oluyor. Buradaki type'ına pods diyorum. Daha sonra da şurada pods'un tanımını yapıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. İşte metric metriğin şeyini söylüyorsun. Adını. Bu metric ne mesela? Packets per second. Per second. Tamam mı? Daha sonrasında da target. Yine yukarıdaki target gibi. Bu sefer de diyorsun ki type average value. Average value da 1K. Bakın iki tane şey tanımladım burada. Bir tanesi zaten CPU kullanarak CPU'nun average utilization %50'nin üzerinde ise ölçeklemeye başlıyor. Ama aşağıya baktığınız zaman başka bir metrik daha var. Mesela buna uymadı diyelim. Şuraya geldiğiniz zaman da bu sefer de yani type olarak resource değil de type olarak poda bakıyor. Poda. Podda da şöyle bir şey. Packets per second. Böyle bir metrik var. Bu metrikin ortalama değeri 1K ise bir yani 1000 tane paket ortalama gönderiliyorsa saniyede o zaman yine ölçekleme devreye giriyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bunu galiba şöyle kaydedip get şey yaparsak apply eksi f deyip şu TMP'nin altına çıkardığımız bu yeri tekrardan apply edersek otomatik olarak apply edecektir. Nasıl şey yapabiliriz? Ha, ya da var olan HPI'yi editleyip oraya da koyabiliriz yani. Mesela şöyle şuraya eklediğimiz ikinci type var ya. Şunu alalım. Get HPI diyelim. Bu arada bu niye %492'de kaldı? Uygulamalar kendini mi patlattı acaba? Ha şey. Tabii TMP'nin altındaki şeyin adı aynı. Yani önceden API versiyonu V2 beta 2 değil de normal V1 olan bir tane vardı. Sen bunun adını değiştiriyorsun. Versiyonu onu yemiyor. Farklı bir tane horizontal pod autoscaler kaydı açman lazım yani senin. Tamam. Kubectl tab pod var mı? Şuna bakalım mesela. Sana 495 milikor harcıyor hala ya. Demek ki bir şeyler olmuş içeride. Tamam. Ölçekleme kısmında o şekildeydi. HPI'yi de delete edelim. Hafif karışmasın. Delete HPI. Adını da verelim. New contribute. Ve bir kayda bire indirelim. Afalladı çünkü biraz. Şimdi burada CPU metriği veriyorsunuz. Birkaç tane pod'la ilgili metriklerden veriyorsunuz. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Buradaki metriği bir tane Prometheus'a bağlayabilirsiniz. Prometheus'tan çok custom bir değer alıp ona göre bir ölçekleme yapılabiliyor. Böyle bir seçeneğiniz de var. Şimdi bir 10 dakika geçmişiz. Sorularınız varsa alabilirim.
Onun haricinde benim anlatacaklarım bu kadar. Hocam videolar daha sonra yayınlanacak mı başka bir platformda? Evet, bunu YouTube'a export ediyorum. Oradan da tekrardan şey olur. Twitch'te de var. Ama 2 hafta sonra siliniyor. Maalesef. YouTube kanal ismi nedir? Bu Twitch'teki profilimde var aslında ama ben göndereyim yine. Şurada mı? Şurada aşağıda bir yerde vardı galiba. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki session'da şuradaki Java Codebase'indeki şu main Java şu schedulers var ya, şu schedulers'ı dışarıya farklı bir uygulama olarak alacağız. Ana nokta o olacak buradaki yapacağımız. Golem kısmına da muhtemelen bir 5-6 session sonra gireriz yani. Golem kısmına. Tamamdır. O zaman hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.